Merhaba çok değerli futbol severler. Bugün sağdan maçın hikayesi videosu için Esenler Stadı'ndayız. Bugün 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Eyüp Spor'la Gümüşhane Spor karşılaşıyor. İki sıkıntılı takım diyebiliriz puan durumuna baktığımızda. Eyüp Spor 8 puanla 15. sırada. Gümüşhane Spor ise 10 puanla 12. sırada. Her iki takım da sadece birer galibiyet aldı. Eyüp Spor ligin ilk haftasında Bodrum deplasmanında galip gelmişti. Ondan sonra galibiyet yok. 5 beraberliği, 5 mağlubiyeti var. Gümüşhane Spor ise 2 hafta önce galibiyet kazandı. Deplasmanda 4-1 kazanmıştı Ahmet Spor karşısında. Onun dışında galibiyet yok. Onlar da 7 beraberlik aldılar. 3 mağlubiyet, 1 de galibiyetleri var. Dolayısıyla iki sıkıntılı takım diyebiliriz. Bundan sonra, bu maçtan sonra neler olacak göreceğiz. Eyüp Spor'un galibiyete mutlak ihtiyacı var. Konuk ekibi için ise beraberlik kötü sonuç sayılmaz diye düşünüyorum. Güzel bir maç olmasını ümit ediyoruz. Hava sıcaklığı gayet güzel, futbol için elverişli. Yağmur yok, hava da iyi. Maçın başlamasına yaklaşık 1 saat var. Maçtan videolar, maç devre arasında taraftarlar röportajlar, bu maç sonunda futbolcular röportaj yapmaya çalışacağım. Yani bu maçla ilgili birçok fotoğraf çekeceğim. Çektiğim fotoğrafların linkini de videonun alt tarafına bırakacağım. Oradan tüm fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Maç içerisinde görüşmek üzere. Maçın başlamasına kısa bir süre kaldı. Gümüşhane tribünündeyiz. Serdar Baylan Bey ile beraberiz ve küçük oğlu Kaan. Burak Kaan Baylan'la beraberiz. Evet Serdar Hocam. Gümüşhane geçen sene çok iyiydi. Bu sene pek iyi değil gibi gözüküyor. Şu anda 10 puanla 12. durumda. Eyüp Spor da biraz sıkıntılı. Eyüp Spor'un da galibiyete mutlak ihtiyacı var. Genel olarak Gümüşhane Spor'u takip ettiğinizi biliyoruz. Genel olarak bir değerlendirme alırsak ve bu maç için neler söyleyeceksiniz? Tabii. Önce genelden başlayalım. İlk önce takımımıza Eyüp Spor karşısında başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Biz Gümüşhane Spor olarak ilk önce centilmen taraftar grupları hiçbir zaman, hiçbir deplasmanda herhangi bir kötü taşkınlıkla hiçbir şeye karışmayan bir grubuz. O yüzden önce centilmenlik, önce Türk futbolu kazansın. Gümüşhane Spor'umuza gelince, Gümüşhane Spor'umuz son 3 sezon çok iyi çıkışlar yaptı. Hep finallerde kaybettik. Bizimle finallerde oynayan takımlar şu anda birinciliğde ya da Bankasya'da. Ama bize nasip olmadı. İnşallah bu sene çok zor ama bundan sonraki senelerde daha iyi yerlere çıkacağız. Hak ettiğimiz yer bu lig değil. Onu çok iyi biliyoruz. Benim 8 yaşında oğlum var. Görmediği deplasman kalmamıştır. Her şey Gümüşhane Spor için. İnşallah önümüzdeki yıllar Gümüşhane Spor'u birinciliği de görmek istiyoruz. Bunun için sonuna kadar biz Gümüşhane Spor'umuzu desteklemeye devam edeceğiz. Peki Serdar Hocam, geçtiğimiz 3 yıla nazaran bu sene takımın durumunun pek de iyi olmamasını neye bağlıyorsunuz? Bence yönetimle ilgili sorunlar var. Maddi sorunlar mı yoksa? Yönetim ilk başta maddi sıkıntılar. Bence maddi sıkıntılar oldu. Ondan sonra yönetimsel sıkıntı, teknik sıkıntı ve sonunda bence yanlış bir yapılanma oldu bu sene. Ziya Hoca'ya çok güvenildi bu konuda. Ziya Hoca da iyi niyetli olarak elinden gelen her şeyi yaptı. Düşük maliyette daha iyi bir kadro kurarım, daha iyi yerlere gelirim diye düşündü. Ama tutmadı bu. Geçen yıl biz Bolu'da Gümüşhane Spor'un kampına gittiğimiz zaman çok değişik bir şampiyonluk havası görmüştük aslında. Çok da inanmıştık. Bir türlü nasip olmadı. Bunu bizden çok yöneticilerin ve teknik heyetin daha çok düşünüp önlem almaları gerektiğini düşünüyoruz. Ama Gümüşhane Spor taraftarları olarak sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Yeter ki onlar bizim bu noktada hak ettiğimiz değeri versinler. Gümüşhane Spor'a yapacağım. Kesinlikle. Peki Serdar Hocam, müsaadenle Burak Kaan Bey'e geliyoruz şimdi. Evet Burak'cığım, sen de babanla beraber şöyle yakınlaşalım. Maçlara gidiyorsun. En çok hangi maçta sevindin bu sene? Gerçi zaten bir kere kazandı takım. Bu da Ahmet deplasmanıydı. En çok hangi maçta heyecanlandın diyelim daha doğrusu o zaman? Bayram maçı. Söyle. Bu maçta heyecanlandım. Seni heyecanlandıracak bir şey olmadı mı diyorsun yani? Hayır. Bugün heyecanlanmayı umuyor musun peki? Evet. Peki, teşekkür ederim Burak'cığım.
Peki Serdar Hocam, teşekkür ederim görüşleriniz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Sağ Esenler'de maç başladı. İkinci dakikadayız. Eyüpspor Santra ile beraber Gümüşhane kalesini yüklenmeye başladı. Ve bu iki dakika içerisinde iki korner kazandı. Şimdi ikinci korneri kullanacak. Eflatun mavili ekip. Eflatun sarılı, affedersiniz. Maçta 19. dakika, Eyüpspor Gümüşhane'yi bunaltmaya başladı. İlk 3 dakikada da çok etkiliydi Eyüpspor. Sonrasında 5. dakikadan 10. dakikaya kadar Gümüşhane bayağı bir baskılı oynadı. Onlar da 1-2 korner, 2 korner kazandılar. Tehlikeli atakları oldu. Şimdi tekrar Eyüpspor maça ağırlığını koydu diyebiliriz. Dakikalar 19. Eyüpspor 0, Gümüşhane Spor 0. Dakika 23 oldu. 0-0 eşitlik sürüyor. Gümüşhane Spor bir serbest vuruş kazandı. Kullanıldı ceza sahasına, defans uzaklaştırdı. Tekrar dolduracaklar. İçeriye orta geldi. Penaltı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Orada müdahale oldu mu yoksa ayağı mı takıldı göremedik. Tekrarında videonu görebiliriz. Evet, Gümüşhane penaltı açını kullanacak. Serdar Ümit topun başında. Evren kalede, dikkatli, hakemin yüzünü çalmasını bekliyoruz. Dakika 24 oldu. Serdar Ümit topun başında. Serdar Ümit şutunu çekti ve ters köşe gol oldu. Eyüpspor deplasmanda 1-0 öne geçti şimdi. Serdar Ümit'in penaltıdan attığı golle. Dakika 24. Eyüpspor 0, Gümüşhane Spor 1. Gol Serdar Ümit penaltıdan. Gümüşhane taraftarı mutlu. Dakika 29, Eyüpspor bir korner kazandı. Sağ kanattan korner kullanacak. Korner kullanıldı. Kafa vuran olabildi mi? Uzaklaştırdılar. Son anda bir şut. Out'a çıktı. Penaltıdan Serdar Ümit'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Gümüşhane Spor. Az önce gelişen atakta Eyüpspor da bir penaltı bekledi. Devamında sağ kanattan iyi bir şut çıkardı. Kimin çıkardığını göremedim şutu ama defanslı birisi çizginin içinden kafayla topu kornere çıkarmıştı. Onun devamında da az önce izlediğiniz pozisyonda, kornerde top out'a çıktı. Mücadele gerçekten üst düzey. İki takım da çok iyi top oynuyor diyebilirim rahatlıkla. İkisi de golü düşünüyor. İki takım da galibiyeti arıyor. İki takım da tehlikeli ataklar geliştiriyor. Çok keyifli bir maç izliyor. Maçı tarafsız olarak izleyenler tabii. Gümüşhaneli ve Eyüpsporlular rakip ataklarda deyim yerindeyse yürekleri ağza gelebiliyor. Birçok pozisyon yaşadık. Henüz 30. dakika olmasına rağmen.
bu maçta fazla sayıda gol görebileceğimizi düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi bir Eyüpspor atağı. Evet, biri yerde kaldı, kalkamadı yerden. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyor. Hakem devam ettiriyor oyunu bu arada. Sol kanatta Kubilay aldı şimdi. Orta yapacak. Kaleye doğru sokuldu. Sol kanada bıraktı. Orta gelirse tehlike olabilir. Zira 4 oyuncu var içeride. Ya, orta geldi. Defans uzaklaştırdı. Yine bir korner kazandı. Eflatun sarılı ekip. Sağ kanattan korner kullanılacak. Dakikada 31 oldu. Ceza sahası kalabalık. Orta geldi. Yerden bir orta. Defans uzaklaştırdı. Kontratak olabilir. Eyüpspor kaptırmadı topu. Atak tazeleyecek. Gümüşhane Spor takım olarak kendi yer alanında şu anda. Orta gelirse tehlike olabilir. Orta, yine korner oldu. Evet, korner kullanılacak şimdi. 30. dakikayı da bitirmek üzereyiz. Orta geldi. Kafa. Hüseyin ile beraber yükseldiler. Bir müdahale, tekrar korner. Henüz 32. dakikadayız. Eyüpspor sanırım 32 dakika içerisinde 10 defa korner kullanmıştır. Yine bir korner, yine Hüseyin uzaklaştırdı. Gümüşhane'nin forveti Hüseyin korner olduğunda kalesine gelip defansa yardımcı oluyor. Gümüşhane Spor şimdi beraberliği yakaladı. 38. dakikada Muhammed Yeşil'in golüyle şimdi ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Esenler Stadı'ndayız. Eyüpspor 1, Gümüşhane Spor 1. Gol Muhammed Yeşil. Dakika 43 oldu. Eyüpspor baskısını artırıyor. Beraberlik golünden sonra adeta Gümüşhane Spor yarı sahasından oynuyor maç. Şimdi kornerden sonra ceza sahasına doldurulan top taca çıktı. Penaltıyla öne geçmişti Gümüşhane Spor. O 24. dakikada, 38. dakikada Eyüpspor beraberliği yakaladı Muhammed Yeşil ile. Şimdi Eyüpspor hata tekrar sağ kanattan gelişiyor. Defans araya girdi. Bu dakikalarda orta sahada çok fazla top kaybı oluyor iki takım aleyhine de. Her iki takım da kazandığı topu rakibine hediye ediyor desek yanlış olmaz. Şimdi sol kanattan ev sahibi ekip yükleniyor. Orta gelecek, orta geldi. Kaleci. Şimdi Gümüşhane Spor çıkacak. Hüseyin hareketlendi. Kaleci Evren Hüseyin'den önce topa sahip oldu. 44. dakikaya da girdik. Devre arası oldu. 1-1 eşitlikle sona erdi ilk devre. Şimdi Eyüpspor tribünündeyiz. Hüseyin abiyle beraberiz. Hüseyin abi 60 yıldır takımı takip ediyorsun, biliyoruz. Aşağı yukarı 800'e 900'e yakın maşını bitiriyoruz. Evet, şimdi ben önce şöyle gireyim Hüseyin abi söze. Yani ben üzülüyorum böyle az taraftarı görünce. Tabii Eyüpspor sahasında oynamıyor maalesef. Sıkıntılar büyük. 2 yıldır sürünüyor tabiri caizse sağda solda. Bugün de taraftar sayısı çok fazla yok ama gerçek Eyüplüler burada diyebiliriz. Burada. Bugün de ilk devre 1-0 geriye düştü takım penaltı golüyle. Sonrasında 1-1 oldu ve Eyüpspor baskı altına aldı takımı, rakibini. Neler söyleyeceksin? Aslında futbol olarak kötü bir futbol oynamıyoruz. Yani maçlarımızda bu sene bitirdi. Sarıyer maçı olsun, Samsun maçı, Uşak maçı, hepsinde yani galibiyeti hak ettik ama futbolcularımızın gol pozisyonlarını değerlendirememesi yüzünden bir gol yiyoruz. İnşallah yani benim görüşüm yani ilk devre 17 puan toplasak ikinci devre düşme korkusu yaşamayız. Yani 17 puana beraber
razıyım. Maalesef Eyüpspor artık şampiyonluk konuşmuyoruz. Küme düşmemeyi konuşuyoruz. Yok, anlattığım gibi yani Gaziantep'le Manisa vardı aramızda. Eksi puanlarla başladılar. Geçen sene de Kocaeli'yle şey vardı. Konuk takımı, kış takımı, kış takımı. Abi beni dışarı abi. Cemal abi bugün konuşursak bugün Eyüpspor aslında iki takım da iyi oynadı diyebiliriz. Yani seyredenler açısından keyif veren bir futbol oldu. Çok pozisyon, çok pozisyonlar oldu. İki taraf da iyi oynadı diyebiliriz aslında. Eyüpspor bir ara çok bunalttı. Benim saydığım, yanlış hatırlamıyorsam ilk devrede yaklaşık 16 tane korner kullandı. Yani baskılı oyun golü getirdi geriye düştükten sonra da. İkinci devre neler bekliyorsun bu Hüseyin abi? İkinci devre artık takım moral mende biraz daha güçlendi. İlk devre golü bulmamız. Takımın biraz daha moral motivasyon. Yani %20 fark eder bu. İkinci devre inşallah maçı alırız. Peki, başarılar diliyorum Hüseyin abi. Teşekkür ederim. Hadi hangi? Nerede bu? Şimdi de konuk ekip Gümüşhane Spor tribünlerindeyiz. Faruk Bey'le beraberiz. Evet, Faruk Hocam ilk devre 1-1 eşitlikle sona erdi. 1-0 öne geçtiniz penaltıdan. Ardından Eyüpspor'un golü geldi ve ilk devre 1-1 bitti. Müthiş bir maç oluyor bana göre. Keyifli, üst düzey mücadele olan. Güzel bir maç oluyor. Sen değerlendirirsen ilk devre neler söylersin? Şimdi dikkat ederseniz maça başlamadan önce ilginç bir istatistiği koymuştum. Eyüpspor iç sahadığımız gol atamamıştı. Bugün o golü attı. Gümüşhane Spor sezonu şampiyonluk parolasıyla başlamıştı ama maalesef istediği sonuçları bir türlü alamadı. Onlar da bir çıkış arıyor. Eyüpspor da alt sıralardan kurtulmak istiyor. Kıran kırana bir maç oldu. Eyüpspor baskılı başladı ama sonrasında Gümüşhane Spor tecrübeli ayaklarıyla dengeyi sağladı ve nihayetinde bir altı pozisyonu Gümüşhane Spor 1-0'a geçti. Ama Eyüpspor yediği golün ardından baskısını hissettirdi ve ilk yarıda 12 defa köşe uçu kullandı. Bu da ilginç bir istatistik olarak kayıtlara geçti. Maçın inşaatına bakacak olursak iki takım da dengeyi kurmuş bir vaziyette. Orta alan mücadelesi var. Eyüpspor, Gümüşhane Spor'daki ekibin tamamen arkasında ve Gümüşhane Spor'da özellikle 1-0'dan sonra Eyüpspor çıkarken kapıyı toplarla ettirmeye çalıştı ama Eyüpspor hissedilir derecede baskısını hissettirdi ve aradığı golü de buldu. İkinci yarı daha zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Her ihtimal açık bir sonuç bekliyoruz içinde çıkmasını beklerseniz. Hasan Hüseyin Akınay'ın uzun bir sakatlığından var. İki defa çizgiden çıkan toplar var. Zevkli bir maç oldu. Faruk Hocam özellikle evet. Kritik kurtarışlar yaptı. İkinci yarı seyir zevki bol, centilmenliğin kazandığı bir oyun olmasını diliyorum. Kazanan Gümüşhane Spor olsun diyoruz ama sonuç her şey olabilir. Ama hiç ihtimalle bir maç. Ben de... Orada bir şey unutmayayım. Çok itiraz ediyorlar mesela Eyüpsporlu kardeşlerimiz. Her pozisyonu hocayı tarif ediyorlar. Ya iç sahada oynuyorlar. Her takım her zaman oluyor. Ya iç sahada oynuyor. Muhtemelen hakem etki altına almak isteyecekler. Şimdi ben evet bir de benim dikkatimi çekti. Gerçekten bana göre üst düzey bir mücadele var. Evet. İki takım da pozisyonlar yakalıyor. Bir de orta alanda çok top kaybı olmaya başladı. 30 dakikadan sonra iki takım da çok top kaybetti. Bir de bir şey sorabilir miyim? Bu Eyüpspor'a bizim şansımız neden hiç gülmüyor? Bir türlü anlamıyorum. Ben diğer maçlara da gittim. Hani Gümüşhane Spor bunlara karşı bir şanssızlık var. Yani bunun nasıl bir yapacak? Teşekkür ederim. Arkadaşlar yani. Devam edin. Tamam hani peki. Geçiyorum. Tamam. Ben öyle düşünüyorum. İsim neydi? Kanuni abi şimdi yani Eyüpspor arkadaş Faruk Bey'in de söylediği gibi bu sene ilk defa burada gol yedi. Ona da Gümüşhane attı. Demek ki şanssızlık kırdı diyebilir miyiz? Gerçi skora da bağlı. Biraz... Bence kırdı diyebiliriz. Zaten birkaç senedir dikkat ederseniz son anda direkten dönüyoruz birinciliğe evet, çift yani maç için. O da bizim şanssızlığımız. Evet. O da bizim şanssızlığımız. Fakat ben inanıyorum Gümüşhane Spor bu maçı alacağına. İnşallah centilmen geçer, hayırlısı olur. Onlar peki. İçin, bizim için de. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Thank you.
Dakika 59 oldu. 1-1 eşitlik devam ediyor. Beş Eyüpspor sağ kanattan bir serbest vuruş kullanacak. Ceza sahası ve çevresi kalabalık. 1-1 eşitlik devam ediyor. Hakemden düdüğünü çalmasını bekliyoruz. İtiş kakıştan dolayı oyuncuları uyarıyor. Orta geldi. Kaleci Hasan uzaklaştırdı. Eyüpsporlar fırsattan istifade edemediler. Evet, dakika 65. 1-1 eşitlik sürüyor. İlk yarıya nazaran ikinci devrede biraz daha dengeli ve sakin oynuyor diyebiliriz her iki takımda. Dakika 68. Gümüşhane Spor serbest vuruş kullanacak. Ceza sahası ve çevresi yine kalabalık. Kalede Evren dikkatli. Orta geldi. Kimse dokunamadı. Kaleci Evren aldı. İnanılmaz bir gol kaçtı gördüğünüz gibi. Eyüpspor ikinci gole çok yaklaştı ama defans son anda araya girdi. Şimdi korner kullanacak Eflatun Sarılı ekip. Dakikalar 74 oldu. 1-1 eşitlik devam ediyor Esenler Stadında. Orta geldi. Kaleciye faul. Düdüğü çaldı hakem. Esenler Stadında Eyüpspor Gümüşhane Spor maçı 1-1 eşitlikle devam ediyor. Son 17 dakikaya girdik artık. Bu dakikalarda Eyüpspor taraftarı takımını desteklemeye devam ediyor. Şöyle Gümüşhane taraftarını da göstereyim. Gümüşhane taraftarı ilk devre oldukça coşkuluydu. İkinci devre onlar da birazcık yavaşladılar diyebiliriz. Hüseyin golü attı. Şimdi 2-1 öne geçti konuk ekip. Sağ kanattan gelişti. Atak güzel yerden bir orta yaptılar. Sağ arka direkte Hüseyin düzgün vurdu. Kaleci Evren kurtardı ama top yine de içeri girdi. Şimdi skor 2-1 oldu konuk ekip lehine. Esenler Stadında Eyüpspor 1, Gümüşhane Spor 2. Dakika 81 oldu. Konuk ekip Gümüşhane'nin 2-1 üstünlüğü sürüyor. Eyüpspor servis vuruş kazandı. Ceza sahası kalabalık, şut. Direkt kaleye gitti. Kaleci Hasan aldı.
Eyüpspor'un baskılı olduğu dakikalarda Gümüşhane golü buldu. Sağ kanattan gelişti Gümüşhane Spor hata ve güzel bir orta arka direğe yerden Hüseyin Çolak düzgün vurdu. Kaleci Evren müdahale etti ama top ağlara gitti. Böylelikle konuk ekip 2-1 öne geçti. Hakem son düdüğü çaldı ve maç bitti. Gümüşhane Spor deplasmanda 2-1 kazandı. Goller Serdar'dan ve Hüseyin'den geldi. Eyüpspor'un golü de Muhammed Yeşil'den geldi. Evet, Hüseyin'le beraber Hüseyin ikinci gol attığında kazandınız. Neler söyleyeceksin bugün? İyi oynadı. İki takım da iyi oynadı ama siz golü sonları değerlendirdiniz. Ya aslında biz uzun zamandır böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Ahmet maçından sonra içeride iki maç müthiş top oynadık ama sonuç elde edemedik. Bugün de iyi başladık maça, golü de bulduk. Sonra bir kötü bir 10-15 dakika geçirdik, gol yedik. Neticesinde iyi bir sonuçla kazandık. Yani bunu Gümüşhane'nin taraftarlarının canına izledik. İnşallah bir sonraki maçı da alır içeride. Böyle seriye takıp başarılı kulüp içine gireriz. Teşekkürler, başarılar. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi de ilk golü atan Serdar'la beraber. Aferin Serdar! Bravo Serdar abi! Evet Serdar, bugün gerçekten zor bir maç oldu. İki takım da bence çok iyi, çok iyi maç çıkardı. Gol pozisyonlarını siz değerlendirdiniz. İlk golde sen penaltıdan attın. Böyle bir maçı değerlendirirseniz nasıl olacaksınız? Ya maç iki takım biraz aşağılardaydı. Bizim bizim zaten her zaman yukarıs yani. Şu an playoff oynuyoruz inşallah Allah izin verirse. Böyle bir seri yakalamamız gerekiyordu. Serinin ilk maçı da bu diye düşünüyoruz. Bazı maçlar sadece iyi oynayarak değil mücadele ederek kazanılıyor. Bizim maç çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah devamında gelir. Peki, başarılar. Teşekkür ederim.